Merhaba, eğer siz de 2019'da daha çok kitap okuyabilmek isteyenlerdenseniz listenize gönül rahatlığıyla alabileceğiniz 5 kitaptan bahsedeceğim bugün. Ben 2018'de şu ana kadar 26 tane kitap okumuşum. Bu sayı kimine göre az gelecektir, kimine göre çok gelecektir. Ben kendimi geçen seneki ben ile kıyasladığımda geçen seneki benden daha iyi durumda olduğum için mutlu oluyorum. Önümüzdeki sene için hedefim tabii ki bunun çok daha üstünde. Sonuçta hepimiz kendimizin sürekli en iyi versiyonuna ulaşma çabası içindeyiz diye düşünüyorum. Okuduğum bu 26 kitap arasından en beğendiğim 5 tanesini paylaşacağım ama bu 5 taneyi belirlemek oldukça zor oldu çünkü şanslıymışım ki kendi adıma bu sene oldukça güzel kitaplar okumuşum. Dolu içerikler, beğendiğim içerikler okumuşum. O yüzden 5 kitabı indirmeye çalışınca bu 26'yı zorlandım. Özellikle acaba 7'li, 8'li bir liste yapsam mı diye düşündüğüm zamanlar oldu ama daha öz bir liste olması için 5 kitaplık bir liste yaptım. Ve 2019'da ilk olarak okumanızı önereceğim kitaplar da bunlar olacak eğer şu ana kadar okumamışsanız. Bu arada videomu eğer sonuna kadar izler ve beğenirseniz lütfen kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bunu en sonda söylemem gerekiyor normalde ama unutuyorum, o yüzden şimdi aklıma gelmişken söyleyeyim istedim. Bu arada tabii ki siz de video bittiğinde bu sene okuduğunuz kitaplar arasından en beğendiklerinizi, bize önereceklerinizi aşağıya yorum olarak ekleyebilirsiniz. Biz de onlardan faydalanırız. Belki 2019'da bizim de ilk okuyacağımız kitaplar arasına girebilir. İlk olarak bahsetmek istediğim kitap benim yılın başına sanırım Şubat ayında okumuş olduğum bir kitap. Yıllardır kütüphanemde okunmayı bekleyen bir kitaptı Tanrılar Okulu. Ve bu kadar çok bekletmiş olduğum için onu üzüldüm. Çünkü çok güzel bir kitap. Çok iyi yani. Biraz evet uzunca kalınca bir kitap. O yüzden yavaş da ilerliyor ama bence yavaş ilerlemesi içeriği içselleştirebilmek açısından da fayda sağlıyor okuyucuya. Bu kitabı okumak benim için her satırıyla, her cümlesiyle zihnimde ve yüreğimde muhakkak bir yer bulup dokunan çok etkileyici bir kitap oldu. Ve hayatla ilgili bakış açımı bile değiştirebilecek ölçüde etkileyici bir kitaptı benim için. Benim okumam yaklaşık bir ay sürdü ama umarım bana kattıkları ömür boyu benimle gelmeye devam edecek. Stefano Danna'nın Dünya Böyle Çünkü Sen Böylesin sözünü zaten daha önceden duymuştum, biliyordum ve önemsiyordum da. Ama kitabın tamamını okuyunca söz benim için çok daha anlamlı bir hale geldi. Ne ekersen onu biçersin sözü çok daha günlük olaylarda bile hayat bulabiliyor. Yani biz nasıl domates tohumu ekip karpuz çıkmasını beklemiyorsan günlük hayatta da hareketlerimize dikkat etmedikçe, özen göstermedikçe, insanlara kibar yaklaşmadıkça onların da bize incelikle yaklaşmasını bekleyemeyiz. Çünkü genelde ben de dahil pek çok insanda ben şunu görüyorum. Gün içinde ufak şeylerde öfkemizi yönetemiyoruz ama ondan sonra insanlar bize öfkelendiğinde de yine çıkışan biz oluyoruz. Bu kitap temelde şunu anlatıyor. Eğer bir şeyleri değiştirmek istiyorsan, bir şeylerden şikayetçiysen, dünyayla ilgili olabilir, bu başka insanlarla ilgili olabilir. Değiştirebileceğin tek şey sadece kendinsin. Ve sen kendini değiştirebildiğin zaman otomatik olarak, belki buna kelebek etkisi diyebiliriz, belki bir kar topu gibi yuvarlanarak gelen bir etkiden bahsedebiliriz. Sen kendini değiştirirsen, iyi olduğunu düşündüğün yöne doğru, dünyada sana aynı iyilikle karşılık verecek. Dünya böyle çünkü sen böylesin. İkinci kitabımız Procrastination. Bu kitaptan ertelemecilik alışkanlığından nasıl kurtuluruz başlıklı videomda da bahsetmiştim. Çok beğendiğim bir kitap. Eğer siz çok sık erteleme yapan biriyseniz, yani yapmanız gerekenleri yapmanız gerektiği zamanın şimdi olduğunu biliyorsunuz. Yapmak da istiyorsunuz ama sürekli öteliyorsunuz. Yani bu çok basit şeyler de olabilir. Örneğin spora gitmek istiyorum diyelim. Akşamdan diyorum ki tamam yarın sabah saatimi 6'ya kurdum. 6'da uyanacağım, spora gideceğim. Sabah oluyor, 6'da alarm çalıyor ve diyorsunuz ki neyse bugün de gitmeyeyim, yarın giderim. Bunun gibi minik ertelemecilikler de olabilir. Daha önemli adımları sürekli öteliyor oluşunuz da olabilir. Bu kitap genel olarak savsaklayıcılığı önlemek adına yazılmış. Zaten kitabın alt başlığı da başlanıp bitirilmesi gereken işleri inatla erteleme, savsaklama ve oturup çalışmak yerine ıvır zıvır şeylerle oyalanma alışkanlığıyla mücadele kılavuzu. Kitabın yazarı Timothy Pitchell, Carleton Üniversitesi psikoloji bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaya devam ediyor ve aynı zamanda insanların lüzumsuz ertelemelerle kendini neden ve nasıl sabote ettiğini anlamak üzere çalışmalar yapıyor. Pitchell eğitim alanındaki çalışmalarıyla da Kanada'da pek çok ödüle layık görülmüş. Bu kitabı okuduğunuzda en azılı düşmanınızın aslında kendiniz olduğunu görmeniz daha da kolaylaşıyor.
Eğer gerçekten sizin de bazı şeyleri erteliyor oluşunuz canınızı sıkıyorsa, her pazartesi diyete başlayıp her salı o diyeti bırakıyorsanız, ders yapmak veya çalışmak için masaya oturduğunuzda ders çalışmaya çalışma süreci ders çalışmanın kendisinden çok daha uzun sürüyorsa, hiç değilse öz farkındalığınızı artırabilmek adına Procrastination kitabını gönülden tavsiye ederim. Kitap oldukça ince bir kitap olduğu için fazla ertelemeden hemen okunup bitirilebiliyor ama yazarın da dediği gibi değişim yalnızca okumakla mümkün olabilecek bir şey değil, eyleme de geçmeniz gerekiyor. O yüzden kitabı okuyup bitirdikten sonra orada okuduklarınızı uygulayacaksanız oturup okumanızı öneririm. Ki çok zor önerilerden de bahsetmiyor. Yani en önemlisi bence bir farkındalık kazanmak. Kendinizle ilgili ertelediğiniz şeylerin erteleme olduğunu, safsaklama olduğunu fark etmeniz adına önemli bir adım olacak diye düşünüyorum. Ben de oldu en azından. Bu arada böyle kitaplara metro kitabı deniyormuş. Muhtemelen hafif bir kitap olduğu için çantada taşımak daha kolaydır diye düşünülüyor. Yolda okumalık hem akıcı hem de kısa bir kitap olarak da bahsedebiliriz. Üçüncü kitabımız İkigai. Ben okuduğum kitapları genelde eğer beğenirsem, özellikle kişisel gelişim alanındaysa, etrafımdaki kişilere, arkadaşlarıma, danışanlarıma sürekli öneriyorum. Bu kitap bu sene en çok önerdiğim ve en çok hediye ettiğim kitaplardan bir tanesi olma özelliğini taşıyor sanırım. İkigai Japonca'da, Türkçe'de olmayan bir sözcük. Şu anlama geliyor: sabahları seni yataktan kaldıran şey. Anlam da diyebiliriz belki. Kitabın alt başlığı Japonların uzun ve mutlu yaşam sırrı. Toplamda da 176 sayfalık bir kitap. Çok uzun değil. Akıcı bir şekilde anlatıyor yine. Japonlar herkesin bir ikigai'si olduğuna inanır. Yani herkesin aslında her sabah yataktan kalkması için bir sebebi vardır. Sadece bazılarımız henüz bu sebebi keşfetmemiş olabiliriz. İlham verici, ilginç örneklerle dolu bu kitap sizin kendi ikigai'nizi keşfetmeniz için yol gösterici oluyor. Aceleci davranmamanızı, hayat gayenizi keşfetmenizi, ilişkilerinizi canlandırmanızı ve kendinizi tutkularınıza adamanızı sağlıyor. Benim kişisel gelişim kitaplarını sevmemin en önemli sebebi bilmediğim şeyleri anlatması değil de bildiğim ama uygulamadığım şeyleri uygulamam için teşvik etmesi, cesaretlendirmesi. Başka bir anlamda hayatımı istediğim yöne çevirebilmek için bir hızlandırıcı görevi görmesi. Kitapta Japonya'da sıra dışı bir şekilde uzun yaşayan insan sayısının çok fazla olması ve özellikle bu uzun yaşayan insanların en fazla bulunduğu bölgelerde neyin daha farklı yapıldığının keşfedilmesi inceleniyor. Mesela benim bu kitapta öğrendiğim enteresan şeylerden bir tanesi de şu oldu. Japonca'da emeklilik diye bir sözcük yokmuş. Çünkü insanlar işlerini bıraktıktan sonra bile aynı tempoda hayatlarını sürdürmeye devam ediyorlar. Bizdeki gibi emeklilik depresyonu diye bir şey yaşamıyorlar. Peki bir insanın ikigai'si neler olabilir? Başkalarına yardım etmek, tarlada çalışmak, bir şeyler üretmek veya geniş bir aile, sosyal bir arkadaş çevresi sahibi olmak olabilir. Bunların herhangi biri sizin ikigai'niz olabilir. Önemli olan ikigai'nizin ne olduğunu bulmanız ve onu gerçekten yaşayabilmek, o anlamı gerçekten hayata geçirebilmek için sürekli çabalıyor oluşunuz. Mesela kitapta benim en çok ilgimi çeken konulardan bir tanesi şuydu. Japonya'daki Okinawa bölgesindeki insanları inceliyorlar ve gerçekten çok yaşlar. Yani 100 yaşın üzerinde çok fazla insan var köyde. 100 yaşın üzerinde olmayanlar da yine genç değiller aslında. 90 üzerindekiler gibi diyelim çoğunluklara. 90 yaş üzerindeki kişiler birinin doğum günü olduğunda bunu hep birlikte kutluyorlar, bir partiyle dans ederek kutluyorlar. Veya her sabah saat 6'da mutlaka uyanıp bahçeleriyle ilgileniyorlar, toprakla ilgileniyorlar. Ve benim en çok ilgimi çeken kısım da şurası oldu. Bu insanlar sürekli başkalarıyla iletişim halindeler. Örneğin araba kullanırken pencere açık gidiyor yaşlılar ve karşıdan gelen arabadaki kişiye selam veriyorlar, günaydın diyorlar, öyle yollarına devam ediyorlar. Kitabın en önemli etkilerinden bir tanesi bence henüz ikigai'sini keşfetmemiş kişilerin bunu keşfetmesini sağlayacak yönergeler veriyor olması. Benim için yılın 4. kitabı Mindfulness Şimdi ve Burada oldu. Mindfulness konusunda Türk yazarlar tarafından yazılmış bir kitap olmadığından dert yanarken Doçent Doktor Zümra Atalay'ın kitabıyla karşılaştım ve kitabı aldım ama henüz okumaya vakit olmamışken Zümra Atalay'ı bir seminerde dinleme fırsatım oldu. Bir saatlik bir mindfulness semineri verdi ve o seminerde onu dinlediğimde çok etkilendim. Yani donanımının, bilgiyi aktarma şeklinin iyi oluşundan etkilendim açıkçası. Çünkü mindfulness'la ilgili daha önce 4-5 farklı eğitmenden daha eğitim aldım ama bu kadar konuya hakim bir kişiden eğitim aldığımı hatırlamıyorum. O yüzden de etkilendim. Ve onun üzerine hatta
Zümrüt Atalay'ın başka hangi eğitimleri varmış diye bakarken kendimi şu anda 2 aylık bir eğitimin içinde buldum. Yaklaşık 4. haftadayım şu anda. 8 haftanın sonunda bitecek olan Mindfulness Based Stress Reduction, yani Türkçesi Mindfulness temelli stres azaltımı eğitiminde buldum. Eğitimin ismini İngilizce olarak söylüyorum çünkü 1979 yılında Jon Kabat-Zinn tarafından ortaya konulan pratiklerle yaratılan bir program bu. Ve 1979'dan beri aynı şekilde devam eden bir program. Tüm dünyada bugüne kadar binlerce kişinin katıldığı bir program. O yüzden Türkiye'de uygulayan az kişiden birinin verdiği bu eğitime katıldığım için ayrıca mutluyum. Mindfulness, şimdi ve burada olmak, yani anda kalmak üzerine düşünmek, bu konu üzerine odaklanmak isteyen kişilerin bence ilgisini çekecek bir kitap. Odaklanmak demişken gerçekten problemimiz genelde odaklanmak. Şunu sizin de yaşadığınıza eminim. Kitabı okurken bir bakıyoruz. Aa, ben bu bir sayfayı okumuşum ama ne anladım? Hiçbir şey. Çünkü aklım başka bir yerde. Aklımız sürekli başka yere gidiyor. Zamanın, yanlış hatırlamıyorsam, Matt Killingsworth'un araştırmasında böyle diyordu. %46.9'unda aklımız şu an olduğumuz yerden başka bir yerde. Yani ya geçmişte ya da gelecekte. Zihnimiz ya geçmişle ilgili, ya onu orada neden öyle dedim diyor. Ya da gelecekle ilgili, ya şunu nasıl yapayım, önümüzdeki sene tatile nereye gideyim diye düşünüyor. Ya geçmişteyiz ya gelecekteyiz, zamanın yaklaşık yarısında. Bu kitap zamanı nasıl kendi lehimize daha fazla çevirebileceğimizi bize öğretiyor. Zaten mindfulness kavramında temeli bu. Yani zihni buraya getirebilmek, bedenin olduğu yere taşıyabilmek. Mindfulness'la ilgili ileride daha detaylı bir video yapmayı düşünüyorum zaten. Sırada bekleyen çok fazla konum var. Mindfulness da onlardan bir tanesi. Benim bu kitabı beğenmemin en önemli sebeplerinden bir tanesi içinde gerçekten bilimsel araştırmalara da yer veriyor oluşu, uygulamalara da yer veriyor oluşu. Yani hem bu işin bilimsel temelini anlamak istiyorsanız okuyabilirsiniz. Hem de tamam, ben mindfulness'ın ne olduğunu biliyorum ama uygulamaları nasıl yapacağımı bilmiyorum, hangi uygulamayı ne niyetle yapacağımı bilmiyorum diye olabilirsiniz. Bu kitap o açıdan iyi. Bir taraftan da yani ben o kısımlarıyla çok ilgilenmedim ama ebeveynler için ve çocuklar için mindfulness diye bölümler de var içinde. Ben daha çok iş hayatında mindfulness kısmıyla ilgileniyorum tabii ki. Ama mindfulness kavramsal değil, deneyimsel bir konu olduğundan dolayı her bölümde yer alan uygulamaları yapmak ve linki verilen ses kayıtlarını dinleyerek meditasyonları uygulamak çok önemli. Yani eğer uygulamaları da yapmaya niyetliyseniz kitabı okumanızı tavsiye ediyorum. Çok daha etkili olacaktır. Bahsedeceğim son kitap bir roman. Az önce dedim ya, hani ben okuduğum kitapları, kişisel gelişim alanındaki okuduğum kitapları beğendiğimde çevremdeki kişiler, arkadaşlarıma, danışanlarıma öneriyorum ve gelen geri bildirimler sonucunda da bu kitapların farklı kitap okuma zevklerine sahip, farklı hayat tarzlarına sahip kişilerin seveceği kitaplar olduğunu gözlemledim ve bunun üzerine sizlerle de paylaşmak istedim. Şu ana kadar paylaştıklarım tamamen kişisel gelişim odaklı kitaplardı. O yüzden bir tane de roman paylaşarak kapatmak istiyorum bu videoyu. Mülksüzler distopik bir roman. Ben kitapları genellikle iki seansımın arasında birilerini beklerken falan okurum. Yani her kitabı okumam yaklaşık 2-3, en fazla 4-5 dakika sürüyor. O yüzden bu kitabı da öyle okumaya çalıştığımda en başlarda açıkçası çok zorlandım. Çünkü distopik bir roman olması dolayısıyla hem ortam olarak bambaşka bir dünyayı anlatıyor, hem de kişilerin isimleri hiç daha önce duymadığım isimler. Çünkü romanı okuduğunuzda göreceksiniz, okuduysanız zaten biliyorsunuzdur. İnsanlara bilgisayarlar tarafından isimler atanıyor ve o isme sahip sadece tek bir kişi var. Yani benim ismim Selin ama aynı zamanda on binlerce daha Selin var. Ama bu kitapta bir isim sadece bir kişiye ait. O yüzden enteresan isimler var ve çok fazla karakter olduğu için de ilk yaklaşık 40 sayfayı pek de anlayamadan okudum. Bölük pörçük okuduğum için 2-3 dakikalarda. Ondan sonra dedim ki yok, bu iş böyle olmayacak. Ben böyle 2 dakika 3 dakika okuyarak bu romanın hikayesine giremeyeceğim. Oturdum akşamları 1-2 saat, hatta bir gün 3 saat bile ayırdım. Hiç gözümü kitaptan ayırmadan okuyunca gerçekten çok daha hikayeye girebildim ve odaklanabildim. Çok güzel bir hikayesi var. Hani bazı dizileri izlersiniz ya, bilmiyorum size de olur mu? Dizi izledikten bir süre sonra o dizideki karakterleri özlersiniz. Yani sanki uzun zamandır görmediğiniz bir arkadaşınız gibi. Ben bu kitabı bitirdikten sonra açıkçası bunu yaşadım. Kitabın ana kahramanı Şevek ve ailesini özlediğim oldu. Yani dönüp tekrar bir okusam mı dediğim anlar oldu. Şimdi Mülksüzler'de Uras ve Anares diye iki farklı dünya var. Her iki dünyada yaşayan insanlar da diğer dünyayı ay olarak tanımlıyorlar. Aslında diğer dünyadakiler uzaylı değiller. Yani aynı dünyadan gelmişler ama iki farklı gezegene yerleştirilmiş insanlar. İki dünya birbirinden tamamen farklı. Anares'te
Maddiyata dair hiçbir şey yok. İnsanlar gönüllü olarak çalışıyorlar. Yaptıkları işten sıkılırlarsa farklı bir görev almayı talep edebiliyorlar. Kimse para kazanmıyor. Her şey ortaklaşa yapılıyor. Kimseye doyacağı kadar yemek verilmiyor örneğin. Her şey eşit paylaştırılıyor. Cinsellik yaşanıyor ama bir sahiplenme yok, evlenme yok. Kadın da erkek de tamamen özgür. Devlet kuralları belirleyen değil. Çünkü zaten bir devlet yok bu gezegende. Tamamen ahlaki, vicdani ve insani duygular üzerine kurulmuş bir dünyadan bahsediyoruz haliyle. Urras ise tam tersi. Para, teknoloji, bilimin oldukça ilerlediği ve sahiplenme denilen şeyin aslında bir kölelik sistemi olduğunu görüyoruz. Aslında Urras dünyaya çok benziyor. Yazarın siyaset, psikoloji, fizik, felsefe gibi derin sularda ne kadar rahat ve estetik bir biçimde yol aldığını seyretmek açıkçası benim için hayranlık uyandırıcıydı. Bu da yine yıllardır okunmayı bekleyen kitaplar arasındaydı. İyi ki sonunda okuyabildim diyorum. Çünkü benim için gerçekten ufuk açıcı bir kitaptı. Seçtiğim bu 5 kitap arasında çeviri olanların çevirisi gayet iyiydi. Yazım hataları genelde pek yoktu. Mindfulness'ta ve Tanrılar Okulu'nda biraz yazım hataları vardı aslında. Ama o kadar çok göze batmıyor. Yani ana mesajı kaçıracak kadar önemli hatalar yoktu. Öyle kitaplar olduğunda ben açıkçası okuyamıyorum çünkü. Yani odağımı kaçırıyorum. Bu kitaplar arasından sizin de okuduklarınız varsa yorumlarınızı aşağıya bırakırsanız okumak isteyenler için yine fikir verici olacaktır. Umarım 2019 hepimizin daha fazla okuduğu, okuduklar üzerine daha fazla düşünebildiği bir sene olur. Görüşmek üzere.